الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bugünkü sohbetimiz, bugünkü dersimiz İslam dinindeki en büyük ibadet, en faziletli emellerden biri cihat doğrusu buladı. Biz ötken derslerde hem cihat doğrusu köp ders verdik. Lakin bazı hükümlerini ispat ettirmek için bir iki derin zikretinin geldi halas. Ama hazır bana şu köprak Suriye'nin münasebetinden Suriye'de böyle türgen cihat doğrusu da her taraftan her hal savallar bulur. Ve hüttü insanlar cihat doğrusundaki deliller hüttü az dek. Belki bazıları cihatını inkar kısa, bazıları bu zamanda cihat bomeydi ise. Belki hüttü cihat İslam dininde ehemmiyetsiz bir amel deyip gösterilgenlik için. Bugünkü dersimizde köprak şerh gelmez, delillerine itibar veremiz, köprak delil okuyemiz. Ta ki insanlar bilsin ki cihat doğrusundaki deliller ayetten ve sahih hadislerden nihayette kör. Bu inkar kıladigen, rad kıladigen meselemez. Tartışık ıhtılat kıladigen meselemez. Kur'an'dan, hadisten sarahaten sabit bugen İslam'daki en büyük amellerden bitesidir. Elbette Suriye cihatı bütün İslam alemi için yüzekette bir nimet buldu. Hususen Suriye'deki cihat, Suriye'deki dini hizmetler doğrusu da hususi, mahsus deliller hem sabit uygen. Yani hususen Şam diyarları, kadimden peygamberler diyarı uygen, din hizmetleri devam ettirilgen, Allah yolunda davet, cihat kılınken mübarek diyarlardır. Kolumuzda kitap Riyad-ı Salihin, Kitab-ı Cihad babından okuyabiliriz. 234. bab. Cihadın fazliği ve fazileti doğrusundaki bab. Kâle Allahu Teala. İmam-ı Nevevi Allah razı olsun. Bana bir nece ayetlerini zikir kılıyettiler. Birincisi Tevbe suresi 36. ayet. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Müşrikler bilen kâffeten, yani hamesi bilen cankililer. Müşriklerinin hamesi bilen, berçesi bilen cankililer. Kuttuğlar sizlerde hammalariz bilen cankil yaptır geldik. Ve sizler hammalariz birleşip durup, müşriklerinin hammasına karşı cankililer, bunlar hammana hamması birleşip, sizlerge karşı cankil yaptır geldik. Yani bu ayet bana, ve katilul müşrikine kâffeten diye, bütün müşriklerine karşı cihat kılıçlık farz iken diye. Ve bana bazı bir deccallar, Kur'an'da cihat yok, cihat keseyen bu davet ya ki ilmi mücahede deyişedi. Bana ayette katilu de kital zikir kılınıyordu, cenkliler deyişedi. Bunu hiç kanakasıyla mücahededir ya ki ilmi ve daveti hizmetlerdir tavır kılıp tahrif kılışanmıyordu. Allah Teala cenge büyürgenden kiyin ve özümüzü hayatımızda görüyoruz ki Allah Teala kendi ayeti yaptırırken mesela şunu diyor ki
Kur'an zerre kadar hata, zerre kadar ne doğru nesini zikir kimiydi? Hakikaten kafirler hemesi bir bölüp, Müslümanlar da hemesiye karşı cenk edişi yaptı. Bunun delili, dünyanın her çekesi de görmeyemsiniz mi? Milletiye karamazlar, mezhebiye karamazlar, akidesiye karamazlar. İslam'a mensup bu genliği üçün yine kafirler dünyanın her yerde Müslümanlara zulüm kılışı yaptı, öldürüşü yaptı. Kolundan kegen vahşiliydi kılışı yaptı. Allah Teala bizi yani bütün müminlerini, bütün kafirlerine karşı cihatke büyürgenden keyin وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Allah Teala takvali kişilerden biri geligini bilip koyuyorlar diye. Yani demek bir insan teheccüd namazını okusa takvadar bugün edik, nefil ruzalarını tutsa takvadar bugün edik, yemak, içmağı, kimağı dikkat kılıp, sünnetke muvafık, şeriatke muvafık amel ise müttaki, takvadar hesabdan gelidik. Allah yolunda cihat kıladigan bulsa, müşriklerge, müşriklerinin hemesine karşı cenk kıladigan bulsa, müttakin hesablanırken. Allah Teala onu müttakin diyor. Yani وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Allah Teala takvali kişilerle biri geligini bilip koyuyorlar. Siz Allah yolunda cihat kısız, şundan müttakin bulasız. Cihatı inkar kıyanlar, cihatke karşı çıkanlar, bu zamanda ki bu zamandan ki cihat bu meydi diyen kişiler müttakinlermez. Belki mutlaka zıddı bunlar. Ya din düşmanıdır, ya fasıktır, ya münafıktır. Çünkü şunca deliller türügenler ki hiç kim kalbide iman bulturup, zerre kadar imanı bulturup cihatke karşı çıkışlığı mümkünmez. İkincisi Bakara Suresi 216. ayet. Kutibe aleykumu l-qitalu ve huve kurhul lekum. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul lekum. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum. Ve Allahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Sizlerge qital yazıldı, farz kılındı. Qital, can kılıçlı sizlerge farz kılındı. Ve halenki bu sizlerge yakımsızdır. Hani insanlar ki yakmaya türgen olsa, bu Kur'an tarafından ayetinin genidir. وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ Sizler ki yakmaya da cihat. Çünkü vatanınızı terk kılasız, sefer kılasız, bala çakınızı terk kılasız, yaradar buluşuz mümkün, bazı azalarız kesilişliği mümkün, katıl kılınışlığı mümkün. Şunun için nefske yakmaya sizler bir nesene yaman görüşleriniz mümkün ve halenki o sizlerge yakşıdır. Yani cihat sizlerge yakşı, sizler cihatı yaman köresiler. Yani nefsleriniz yaman köredi, kahlemiydi ve halenki cihat sizler için yakşıdır. Cihat kısalarız, cihatın fazileti, sevabı, acrını alasılar, aziz bulasılar, kuvvetli bulasılar, galip bulasılar. Kafirler bu Birma'da kılıyıp dururken zulmünü kılar mıydı? Hindistan'da kılıyıp dururken zulmünü kılar mıydı? Dünyanın her çekesi de aciz Müslümanlar, hayatı da kural görmeyen, hayatı da koluyla silah amegen, Müslümanlar da kendine bir harlayıp dururken görüyorsunuz, bunu da kılar mıydı ki? Ve ganimet buladı. Cihat kıyanızdan ki Allah Teala size fütuhatlar biradı. Memleketlerine ege bulasız. Sahabelerde, tabiyenlerde ve bundan 200 yıl aldın geçe bugün bütün ecdatlarımızın tarihinde bugün dek. Ecdatlarımızın tarihini göreyim. Açık bir delil. Sizi bize ecdatlarımız hemen mücahid bugün Allah yolunda cihat kılışken. Şunun için tarih yakarasız. Birisi Hindistan geçe bargen, birisi Hıhtay geçe bargen, birisi Rusya geçe, birisi Avrupa geçe, birisi Amerika geçe. Dünyanın her taraflarına barışı yaptığını için, hemen cihad için bunu yaptı. Cihad hükümlerine itaatlıca halette geçiyor. Hemenimiz kursan bulamız ki, bana biz ecdatlarımız dünyanın yarımını ayırırken, dünyanın hemenini ayırırken, dünyanın üçten birini ayırırken, hatta bir saltanat, adaletli hükümet, başkarışken ekendim, hemenimiz kursan bulamız, sivilemiz.
izzetimizge, şanlı şerketimizge sebep olediyen nesneler bunlar hepsi. Madem ki şunu bilerken biz, ecdetlerimizin hayatı güzel miydi, izzetli miydi? Bize ne gel cihat kılediyen basık, özümüzge yakşıdır. Şu nimetler bizge hem birileri. وَعَسَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ Ve sizler yine bir nesneni yakış görüşleriniz mümkün ve halen ki uzları için şerdir, yamandır. Yani cihat kımaslik, cenge çıkmaslik, bu cihadi, harbi meselelerine ağırlaşmasliydi yakış görüşleriniz mümkün, yakış görüseler. Az kanım, tiz kulağımda oturuşta yakış görüseler. Ve halen ki bu sizlerine yaman, cihatinin faziletinden, sahabından mahrum bul yapsalar. Cihat doğrusundaki yüzlerce ayetlerini terkili yapsalar. Minglerce hadislerini terk kılıyorsunuz. Şeriatke hılaf kılıyorsunuz. Bütün peygamberlerge, tarihte ötken bütün avliyalarge hılaf kılıyorsunuz. Cihadına terk kılıyorsunuz. Ganimetten mahrum buluyorsunuz. Futuhatlardan mahrum buluyorsunuz. İzzetten, şanlı şevketten mahrum buluyorsunuz. Hatta uzlarınızı memleketleriz koldan kete başlayaptı. Malı mülküz koldan kete yaptı. Namusizyem himaya kılarmıydıgan. O ziziyem himaya kılarmıydıgan, Müslüman mısan dese dağdırıp kaladıgan haleti keres. İslam'da ikenliğime etsem mi ki, etmesem mi kendim, şimdi bir korka haleti ekip kalas. Çünkü Allah ayet ki, cihat kımasliydi sizler yakış göresiler, ama o sizler için yamandır. Vallahu ya'lemu ve entüm te'lemun. Ve Allah biledi ve sizler bilmeysiler. Bilmeyenler için itaat kılıyorlar şeriatke. Bunu aklını oylayıp görmeyeler. Belki her hal kezzaplar, dancarlar işine bir geçmeyeler. Böyle Kur'an-ı Hadis açık bayan kılıyordu. Bu Allah-u Teala'nın kanunudur. Bu kaderi kanun. Allah-u Teala insanların hayatına kanun koyuyor. Müminler eğer Allah yolunda cihat kısa, elbette aziz buladı. Cihatı terk kısa, elbette har buladı. Şimdi kendi halette cihat kılıçlık gerek. Mumun kişi bu ayetlerde işitkenden ki biz teyyarımız. Rabbimiz bizge bu derecede hem emir kılıp hem bunun yaşlılıklarını ve terksi zararlarını münçeli mükemmel bayan kıyandan ki biz her kendi halette teyyarımız. Kendi kılıçımız gereydi siz. Şimdi İmam-ı Nevi 3. ayet kildir yaptılar. Hani Riyaz-ı Salihine okuyanlığımızı sebebiyem şu ki Riyaz-ı Salihin İmam-ı Nevi hemimiz tanıyken meşhur müsennif, meşhur muhaddis ve meşhur bir kitap. Belki başka kitaplardan okusuz, bazı bir deccal, kezzap alimler, o kitaplar işemeyler, o kitaplarda okumeyler, onlar teröristlerin kitabı, o vahabilerin kitabı değişliği mümkün. Peki bana karen Riyaz-ı Salihin, İmam-ı Nevi'ydi, meşhur, bütün dünya tanıydı, hem de okuydu. Hanefisiyem, Şafisiyem, Sufisiyem, Selefisiyem, hepsi şu kitabı mutala kılışadı. Yaş görüşadı. Bana uzlarını üyüde türgen kitap, bana bu hükümlerini dayan kılıyordu. Eğer şu vakit geçse, bir yere geçse okumayken bulsa, açıp bir okup görsün mutala kılıp. Tevbe Suresi 41. ayette Allah Teala dedi ki, اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا Allah diyorluğa çıkıyorlar hemleriz. Hifafen, yengil halette ve ağır halette. Yani kembeğal bu sizden, bay bu sizden çıkayım. Yaş bu sizden, kar bu sizden çıkayım. Kesel bu sizden, sapasar bu sizden çıkayım. Yaradar bu sizden çıkayım. Sahabeler birbirine süyengen halette çıkıp geçişerdi. Bedeniden kan aktürgen halette çıkıp geçişerdi. Közü kör bugün sahabeler çıkıp giderdi. Allah Teala ayeti yaptı, yengil halette hem çıkıyorlar, ağır halette hem çıkıyorlar diye yaptı. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah diyorlar da mallarız bilen ve canlarız bilen cihat kılıyorlar. Can kılıyorlar diye. Yani maliz ve canız bilen. Allah diyorlar ki cihat çıkarsız, ucuzu maliz bilen. Hem malizi infak kılarsız. Hem canınızı Allah diyorunda infak kılasız. Kiyinki delil Tavbe Suresi 111. ayet. Halen İmam-ı Nevi Allah razı olsun, nihayette mükemmel bir alim bu yanı için. Ayetlerini şimdi tesadüfi bir topla koyganı yok.
nihayet de güzel bir tertib bilen kiltir yaptılar. Mal ocağınızı Allah diyordu, fida kılıp cihat kılasız digenden ki, her bitti insan soruyordu ki, bizge neme buladı ki? Bizge neme verilerdi? Biz bu derecede kette bir fidakarlık kılı yaptırız. Bütün malımızı ve canımızı bergenimizden ki, bunun mukabilede mükafatı neme buladı? Digen saval kilerdi. Çünkü İmam Nevi ayetini kiltirip cevap veri yaptılar. 111. ayet, اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَمُوَلَهُمْ Elbette Allah Teala mu'minlerden ulanın nefslerini ve mallarını satıp aldı. Karin, siz mu'min misiniz? Sizin malinizi ve canınızı Allah Teala satıp alıyordu. بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ularga cennet buluştuk gibi. Malı canınızı Allah'a veriyip siz, Allah Teala sizge cennet veriyip. Bu nihayet tekette bir nimet. Eğer siz İslam'da kabul kümesiz, belki İslam'da kabul kümesiz ve amel kümesiz, kıyamet günü de Allah'ta gazabeye koyganızdan kiyin, yeryüzünü tolduradigan derecede altın veremezsiniz. Ve Allah'ım senden cennetliyem soramayım ben, fakat keçirgin. Cehennemge teşemesin bozdu, siz Allah'ta kabul kümeyiniz. Yeryüzünü tolduradigan derecede altın. Bu hazır gitmez. Bir yüzü tolduramazsınız, neçi tonla altın sığadır. Yeryüzünü tolduradığınız derecede altın veremediyseniz, Allah Teala sizi geçirmeyiz. Ve beri bir cehennemi yeteşeydir, eğer cehennemi yeteşeymemişsin. Demek cennetin verilişliği asan dersemez eken, cennet pülden satıp aradığınız dersemez. Şunun için Allah Teala bi enne lehumul cennet, ularga cennet buluştuğu evazige de yaptı mı? Biz nihayette hursan buluşmamız gerek. يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu mu'minlerin sıfatlarına deyip ki, onlar Allah'ın yolunda kital kıladılar. Cenk kıladılar, cihat kıladılar. فَيَقْتُلُونَ Kafirlerini öldürediler. وَيُقْتَلُونَ Ve öldürülediler. İslam etmedi ki sizi İslam yolunda cihat kısayın, hiç kaçan ölmeysen, fakat öldürüp gitti orasan demeydi. Hem öldürersiniz, hem sizi öldürüşerdi, şehit bulasınız. Ular ölse haram ölerdi, cehennemge gitişerdi. Siz ölse şehit bulasınız, cennete gitersiniz. Va'den, Allah tarafından va'de buluyordu. Aleyhi, yani Allah'ın zimmesi de. Hakkan ve haktır bu yer. Allah'ın va'desi ve hak buluyordu ki fit tevrati vel incili vel kur'an. Bu va'de, bu hak Tevrat'ta hem, İncil'de hem, Kur'an'da hem ki gel. Demek, İslam âleminin kılıyıp durduğun cihadıge, Kıtay'dakiler itiraz kılışı mümkün. Ya ki komünistler itiraz kısın, demokratlar itiraz kısın, Hindistan'daki malperestler itiraz kısın, lakin Yahudiler itiraz kımasın. Çünkü fit Tevrat, Tevrat'ta hem var Allah yolu da cihad kılışı. Ve Bani İsrail uzunu tarihinde kancadan kanca büyük cihatlarını kılıçtı. Bana Davud Aleyhisselam'ını Talut'dan bir gelikte Calut'a karşı kıyan cihatları, Kur'an'da zikir kılıngan, nihayette faziletli, nihayette büyük bir cihat. Süleyman Aleyhisselam'ın bütün dünyaya kıyan cihatları. Dünyanın bir hatta bürçeği kalmadı ki Süleyman Aleyhisselam cihat bilen, kılıç bilen barına gelmesi. Dünyanın her tarafına bağlılar. Tevrat'ta zikir kılınken bu cihat. Yahudiler eğer Tevrat işense, İslam ahlinin Allah yolu da cihat kılışıge zerre kadar itiraz kılışlıkke hakkı yok. Vel İncil, İncil'de hem var. Nesraniler eğer hakikaten hem İncil'e iman kildirgen bise, İncil'e işense, mumin kişiler, mücahidler Allah yolu da cihat kısa karşı çıkmasın, itiraz kılışmasın. Fittevrati vel incili vel Kur'an. Şimdi Yahudi ve Nasranilerinin itiraz kılıçlığı ki hakkı bulmadan ki Müslüman mendir durup Müslümanlarda damlası mendigen kişilerini cihatıya karşı çıkışlığı hiç akılge doğru kemiydi gönderse. Şeriatı koyun, akılge doğru kemiydi. وَمَنْ اَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Kimi ki Allah tarafından buyan ahdiye vefa kısa, kimi ki sözü de türse,
Yani Allah'a birgen vaadimiz ne mi? Hememiz Allah'a teslim bugemiz. Allah-u Teala'nın bütün hükümlerine itaat kılemiz digemiz. İstikamet kılemiz. Hiç geçen Allah'a muhalefet kımıyımız, isyan kımıyımız, tuğyan kımıyımız, nankörlük kımıyımızdı vaade birgemiz. Allah eder ki kim de kim Allah tarafından bugün ahdige vefak ise فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ أَلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ Sevdalaşken sevdalar izge seviniler deyipti Allah-u Teala. Eğer ahdige vefak iken bu seferiz mesela ben sevdalaştım. Yani ne dedi o? اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُوسَهُمْ وَمْوَالَهُمْ Mu'minlerinin mallarını ve canlarını satıp alıyordu ki بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ularga cennet buluştu ki evadiler. Yani bu Allah'ın sevdasıdır. Yani Allah ile sevdalaşıyoruz biz. Allah-u Teala ile bayit kılıyoruz biz. Allah-u Teala ile ticaret kılıyoruz biz. Malı canımızı veriyoruz biz. Allah-u Teala bize cennet veriyordu. Ve Allah ediyordu ki bayilerinizi kabul kıldım diyordu. Sevdalarınızı kabul kıldım. Necat taptılarız. Fayda kıldılarız. Sevdiler, beşaret veriler, suyuncu veriler diyor. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Yani bu neyse, bu ticaretlerinizi kabul buyurduğu, bu sevdalarınızı kabul buyurduğu, bu nihayette ulu bir yutuktur. Nihayette büyük galebe, büyük zaferdir bu. Bunu küçükine senemeyler. Şimdi bu ayetlerde işitkenden ki, İnsan da aklı gekirdi ki cihadını kabul kısayı, cihadını inkar kımese, karşı çıkmese ama cihad kımayıp türgenler ulardı haletini mi bularken diye sabah geledi. İmam-ı Nevi bana Nisa suresi 95-96. Ayetlerde geldirip şu sabahlığa cevap veriyordular. لَا يَسْتَوِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُلِي الضَّرَرُ وَالْمُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Zararsız, huzursuz, mu'minlerden bugün oturup alıcılar قَاِدُونَ Yani cihatke çıkmayanlarını قَاِد Oturup alıcı diyordu Allah Teala. Ular Allah yürüde malları ve canları ile cihat kılıcılar tengbomeydi diyordu. لَا يَسْتَو۪ي Allah ediyordu bunu. El-qa'iduna minel mu'minin, mu'minlerden bugün. Mu'min ve üzürsüz. Eğer üzrü olsa, bir adam cihatke çıkmakçı, samimiyetle, sadakatle çıkmakçı bir üzrü var. Ciddi ve makbul bugün üzrü var. Ularmaz deyip de Allah bana. Üzrü varlar, mücahitli hükmede. Ular, mücahitlerden bütün sahiplerine şerik buluşadı. Lakin üzürsüz halette hiç kendi bahanesi bulmazdan, cihatke çıkmasından yürüyen mu'minler, Allah-u Teala mu'minler de yaptılardı. Hiç kaçan mücahitlerden teyin bu meyledi yaptı. La yestevi. Hiç kaçan beraber bu meyledi. Bana şu neyse ozu yeterli giydi. De ki Allah-u Teala insanlarda ozu yaratken ve insanlarda kançeli bir gafirliğini, unutuçenliği, hususen bu nefs kıyafına geleseni, şunuşluğunca kıyım bu geldiği için yine Allah-u Teala tehditle yaptı. Eğer bir insanda bir ticaret var, bir pul mesela belirtiyken olsaydı 150 fayda kılarsan, ortaça, kendi 150 fayda buladı. Dıp şunu sen avazı pes kılıp, bazı kelimelerde çelak kılıp gelmişsinizden, der o yakşı işlerdi, çumvalandı şunu. Mahkeme şuydu size, şu ticaretke bizi hem ortak kılayım, bizi hem kabul kılayım, şerif kılayım. Peki bana bu meseleler nefski ahma geldiği için, İnsanlar düşünmeyen yokşak dururlardı. Allah Teala dedi ki cihat kımegenlerle mücahitler hiç kaçan tengbomeye dedi durup yine takdir etti ki فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاِد۪ينَ دَرَجَةً Malları ve canları bilen Allah'ın yolunda cihat kılıçlarını kaidlerine nispeten cihat kımegenlerine müminlerine nispeten faziletli kıldı. Bir derece faziletli kıldı. Mücahidlerinin derecesi belen buldu. Allah ediyordu mu bunu? Biz bunu itiraf kılıçlığımız gerek. Hani Allah yolundaki mücahidlerini Allah-u Teala فَضَّلَ اللّٰهُ Allah-u Teala ben tefzil kıldım, faziletli kıldım diyor.
Allah Teala faziletli kıyan insanlara kendi kılıp biz hakaret gözü bilen karayımız. Kendi kılıp ulatı inkar kılamız, rad kılamız, buğuz kılamız, adavat kılamız, yaman kılamız. İmandan mahrum bu kaladı. Mücahitlerde yaman kürgen, cihatlı yaman kürgen de kafir buluşluğuna şeki yok. Bir mücahitte uzun bir şahsi emeli. Cahilliği ya ki bir zulmü, hatası için yaman kürersin, başka mesele var. Lekin Allah yolu da cihat kıyanlık için yaman kürerdiken bu siz, kafir bulasınız. Bu bütün fetvalarda zikir kılınırdı. Mesela bizde Bukhara ulamalarının fetvaları yok. Bir alimli, alim bu yerlik için meseleksi kafir buladı. Bunu hemen buladı. Bir alimli, alim bu yerlik için hakaretse kafir buladı. Siz hemen damlalar kellesini kümülletip, yığlaşıp, hiç ilimde kadrı kalmadı. Alimde kadrı kalmadı neydi? Şimdi şu alimde haşı için, közü üçünmez. Gepke üstelik bir karıştırı üçünmez. İlim, dini itibardan. Dinge tekişliği bugün meselede onu hakaret kıyandık için karşıda adam kafir değil yani. Yani mücahitli meselesi hem şimdi. Mücahitli şahsi meseleden yaman kürsüz, şahsi bir amelini yaman kürsüz, başka mesele. Bu elbette münkerde yaman kürsüz gerek. Lekin Allah yolda cihat kıyandık için, cihatya gitkenlik için yaman kürsüz, kafir bulasız. Cihatlı yaman kürsüz, kafir bulasız. Allah etti ki faddalallahu'l mucahidina mucahidlerini Allah Teala afzal kıldı diyetti. Yani cihat kılmayanlara nispeten afzal kıldı. Bir derece kötüydü. Pakistan'da biz şirkette şeyhlerimizin şeyhlerden bir tanesinin huzurunda oturgendik. Bir sohbetleşip sual cevap kılıp Pakistan'da en meşhur şeyhlerden bir tanesi. Şunda şu vakit darvaza takılıp kaldı da bir yiğit izin sorup geldi. Şimdi o vakitte köpçülük talebeler girip çıkıyordu, bazı alimler girip çıkıyordu, şeyh oturuptu. Oturgen halette onlarla görüşüp yaptı. Bazıları ki fakat şimdi lisaniye selamu aleyküm ve aleyküm selam. Bazıları ki kulunu uzatıp yaptı. Peki bu sefer bir yiğit girenlerken onlardan durup görüştü. Onlardan durup kucaklaşıp görüştü de kim bizge etti ki bilesler mi benim için bir onlumdan turup görüştüm bu kişilerle? Hemen geldiyse bu kişi mücahid, cihattan kere yaptı. Ve şu ayette okudu. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِيَمْوَالِهِ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاِد۪ينَ دَرَجَ Allah-u Teala mücahidlerini kaid, cihatke çıkma gelenlerine nispetten efzal kıldı, bir derece derecesini belem kıldı. Dedi, biz hazır kaid miyiz dedi, cihatke çıkanımız yok. Doğru bana cihattan talim veriyordunuz, cihat hükmünü ürgetiyordunuz, cihatke tergil veriyordunuz. Oraykin cihat meydanında emezsiniz. Düşmanın mukavrede kural kütarıp malımızı, canımızı tikip türgenimiz yok. Medresedemiz ders veriyordunuz. Şimdi o alimler hiç kendi meseleni yeşilmeyedigen, haklı beyan kıladigen, bütün dünyaya karşı neymeler cihat ve siyasi hükümlerde beyan kıladigen alimler, şeyhler. Yani o diye alimler kem topladı. Peki bir adli bir mücahit, ilimsiz, avam. Yani bizden kızıktı ki o bala, ki gen bala ilimli miydi? Yok, ilmiyem yok. Şimdi namazını belki hükümlerini bilse kette geldi. Kette bir şey, onludan durup kucaklaşıp görüştü ve ikram kıldı. Yani Kur'an bizden şunu takaza kıladı. Mücahitlerini Allah-u Teala faziletli kıldı. Kimi ki Kur'an'a iman keltirgen bilsa, Allah'a iman keltirgen bilsa, Allah Teala onun kitabı da şunu dedi. Kimi ki münafık bilsa, kezzap bilsa, deccal bilsa, Kur'an'a iman keltirgen bilmese, Allah'a iman keltirgen bilmese, onun hudası, onun ilahı, her hal hükümetler, padişahlar bilsa, uzu bilir. Ne maksa kılı olsun. Allah'tan korkuşluyumuz gereği. Bunda ayetler türgen de, yine biz mücahitlerine nefret kılıp yaman görüşlüğümüz, bunlara karşı güreşliğimiz caizmez. Şimdi fatva veriş, cihatke karşı risale yazıştı, koyun indi. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Ve hemen ki Allah-u Teala güzellikini vaat etmedi. Dünya ahirette güzellik ve cennet şunu vaat etmedi. Kim gel yine hemen ki? Hazır yine mücahitlerini
cihat kılmaganlardan afzal kıldı degenden insanlar öyle kalmasın ki cihatga çıkmaganlar fasık mikin, korkak mikin, bedbah mikin, asi mikin, günahkar mikin de böyle kalmasın. Bazı mücahitlerimizden şu hataya sadır buraya. Cihatga çıkmagan müminler doğrusu da yaman güman kılır, ular korkaklar, ular kafirlerge satırgenler, zulümge razı bugenler, küfürge razı bugenler, ular falan, ular pistan, ular bağı, ular asi, ular cehennem yutun bulan degen ağır kelimelerde yapırış var yaptı bazıdır. İlimsiz mücahitler. Lekin onun uzun aydı, şahsi aydı, cihatın aydı meselelerde. Şunun için Allah'a deyipti ki, hemen giyem Allah-u Teala'nın güzelliğini vaad edildi. Cihat kılıp yürüyenler giyem Allah-u Teala cennetini vaad edildi. Cihat ke çıkmayan müminler giyem Allah-u Teala cihatını, cennetini vaad edildi. Bir mücahit, eğer cihat ke çıkken bu ise Allah yolu da, Allah rızası için çıkken bu ise, Allah rızası için kıldı, cennet için kıldı. Cihat ke barmayanlar giyem kibir kılıçlik ke, ulardı peske uçlik ke, hakir kılıçlik ke hakkı yok. Eğer bir müminge nispeten, cihatge çıkmayan müminge nispeten kibir kısa, demek ki bunu cihadı Allah üçünmez, kabul bu miydi? Riyakar, mehtenişlik için, kibir kılıçlik için cihat meydanına çıkan. Allah-u Teala yine tekkile yaptı, yine cihatın fazileti güldü. وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah-u Teala mücahitlerini kaidlerine nispeten, yani cihatge çıkmayanlarına nispeten, ulug' bir ajrda fazilatli qildi. Mujohidlarga juda katta ajr savoblar berdi Alloh taolo. Qarang, bu oyat jihad va mujohidlarning fazilatini qanchalik ochib bayon qilyapti. Darajatin minhu. Ya'ni Alloh tomonidan bo'lgan darajalar. Mujohidlarga Alloh taolo juda ko'p darajalar beryapti. Va mag'firatan, Alloh tomonidan mag'firat. Alloh taolo kechiradi. Va rahmatan ve Allah'ın merhameti, Allah-u Teala onların bütün günahlarını keçirip, uzunu merhameti yaradı. Ve kâne Allahu gafûran rahîme ve Allah-u Teala günah, bütün günahlarını keçirici, mehriban bugen zattır. İkinci ayet, Saf Suresi 10-13. Ayetler. Ya eyyühellezîne âmenû, hel edullukum alâ ticâratin tuncîkum min azâbin alîm. Ey iman getirgen kişiler, Allah-u Teala iman getirgen kişiler yahtap kılıyor. Ey imanı var insanlar, imanını dava kıyan kişiler, sizlerini alemli azaptan kutkaredigen, alemli azaplarınızdan necat beredigen ticaretini sizlerge öğreteyim mi? Şimdi bir ticaret var ki o ticaret kısalarız, o sevdanı kısalarız, alemli azaptan necat tapasılar. Dünya harligi ve ahiret harligiden necat topasılar. Dünya ve ahirette aziz bulasılar. Şunu öğreteyim mi diyebdi Allah Ta'ala. Elbette bu müller dala deyişerdi. Bu mesem ki öğret ki niye Rabbi deyişerdi. Tü'minûne billahi ve rasûlihi. Birincisi Allah'a ve onun rasûlüge iman kildirasılar. Hakiki iman, tevhid, sağlam, sahih bir iman, akide. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi emvâlikum ve enfusikum. Ve Allah'ın yoludan malleriniz ve canlarınız bilen cihat kılasıdır. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilseleriz, eğer beledigan bulseleriz, mene şimdi kılıçlarınız, uzlarınız için yakşıdır. Yani sağlam bir akide, sahih bir iman, itikad ve ondan keyin Allah yoluna cihat kılıçlık, uzlarınız için yakşıdır. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Allah Teala bütün günahlarınızı keçirdi. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَرْ Teklerden deryalar akadigan cennetlerge sizlerini kirgizedir. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدٍ Adın cennetlerdeki güzel, lezzetli meskenlerge, caylarge kirgizedir. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Mene şurası ulug bir yutuktur. Büyük bir zeferdir, büyük bir necattır. Bütün maksatlarınızı yetişken burası.
ve ukra tuhibbunaha. Ve sizler yaş göredigene başka bir nesle. Sizler yaş göresler, sizler göredigen yine başka bir koşumça ki nesrun minallahi, Allah tarafından nusret, Allah tarafından yardım ve fethun qarib ve yakın bir feth. Allah yolunda cihat siz, dünya ve ahiretinin bütün yaşlarına erişesiz ve Allah tarafından nusret yardım bulur. Allah Teala o da sizi yardım verir ve fethun qarib, yakın da feth bulur. Yani biz Kur'an-ı Hadis'e muvaffak cihat kıladırken bu şey, Allah'ın fethi yakındır. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَلَرْكَ بَشَارَتْ بِرْيَنْ. Bu sevinçli haberini, hoş haberini mu'minlerine yetkizip koyduk Allah Teala Peygamberimizin emir kılıyordu. Bizden bu sevinçli hoş haberini mu'minlerine yetkizip koyduğumuz gerek. Allah Teala emir kılıyordu. İmam-ı Nevevi bana şu ayetlerini kildirgenden ki bana 6 yıldan bir neçe ayetlerini kildirdi. وَالْاَيَاتُ فِي الْبَابِ كَس۪يرَةٌ مَشْهُورَةٌ. Bu babda cihadın farzligi ve faziletliğe dalat kıladigen ayetler cüde köptür ve meşhurdur. Meşhur. Bizi zamanımızda meşhur bu mekaptı. Min yapsuslar busun. Lekin 200 yıl aldığına kadar, 100 yıl aldığına kadar meşhur idi. Hemen bilir idi bunu. Şimdi insanlar hüttü bilmeyip durgen deyip konuşuyordu. وَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ. Hani İmam-ı Nevi nime deyiptiler. Şimdi cihadın fazileti doğrusundaki hadislerine kesek. فَأَكْسَرُ مِنْ أَنْ تُحْسَرَ. Çigereleştikten köptür deyiptiler. Çigereley almaysız deyiptiler. Yüzde, iki yüzde, üç yüzde diyelmeysiz. Nihayet derecede köp deyiptiler karim. Cihad doğrusundaki hadisler. Bu zamanda cihad yoktu işte gizliler. Çünkü ayet hadislerini paymalıkken bulasın. Çünkü ayet hadislerini zayıkken bulasın. Allah'ın şunca sözünü, şunca ahkamlarını batılge çıkarken bulasın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şunca hadislerini bekerge çıkarken bulasın. Cihadın inkar kılıçlığı ya tohtaçışki hareket kılıçlığı mümkünmez. Kutlu namazın inkar kılıçlığı yok şeydir. Namazın ki akılışlığı ki o şeydi siz, aldığınız zamanlarda insanlar hayran bulardı. Bizi zamanda onun gibi hayran buluşmuyor. Yani namaz diyemin ki akılışı yaptı da. Hemen de sadece adli bu kaldı. Şimdi bir cehalet köpeydi ki insanlar cehalet geçinçeli battı ki namazın ki akılışını, zekatın ki akılışını, hacdin ki akılışını, şehadet kelimesinin ki akılışını, tevhidin ki akılışını, der olsun geri geçerdiken Müslüman benden yardımlar takılırdı. Daru yana bunu İslam'a bağlayıp koyuşu olur. Peki aslında şeriyette cihadın fazileti doğrusunda nihayette köp hadisler var. Ve İmam-ı Nevevi köp hadis getirdiler. Peki vaktimiz keng bo'lmaganligi uchun men bazı hadislerde okup kifayelenemem. Birinci hadisleri An Abi Hurayra radiyallahu anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyul ameli afdalu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Ayettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaysi amel en efzel deyip saval kılındı. Kaysi amel en efzel. Halin cüde muhim bir saval. Hemenimizde kereyim o yönderse. Hemenimizde en efzel amel kereyemez mi? Hale imanun billahi ve rasulihi. Ayettiler ki Allah'a ve Allah'ın rasulüge bugün iman, tevhid, sağlam bir akide. Kıyla sümme mâze kiin nime deyip saval sorardı. İmandan kiin en efzel amel nime? Hâle el cihâdu fî sebîlillâhi. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki Allah yürüdeki cihâd. İmandan kiin en efzel amel Allah yürüdeki cihâddır. Yani hazır ki okuyan ayetlerimizin aynı tefsiri. Tü'minûne billâhi ve rasûlihi ve tücehidûne fî sebîlillâhi. Hazır Saf Suresi'de ve başka ayetlerde gördük. Allah'a ve Resulü'ne iman getirirsinler ve Allah yolunda cihat kılırsınlar diye ayetinin en muvafık bir tefsiri bugün hadis. Kıyla sümme mâze kiyin nime kiyin kaysamel en efzeldir soraldı. Kale haccun mebrurun
mabrur yaxshi haj, maqbul bo'lgan haj, Qur'onga hadisga muvofiq bo'lgan haj amalidir. Muttafaqun alayhi bu hadisning sahihligiga Buxoriy va Muslim ittifoq qildilar. Va Ali ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol: "Qultu ya Rasululloh, ayyul amali ahabbu ila Allohi ta'ala?" Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qilindi. Bu kishi aytdilarki, "Men ey Allohning rasuli, qaysi amal Alloh taolaga eng mahbub, Alloh taolaning eng sevgan, yaxshi ko'rgan amali qaysi?" deb so'radim. "Qala salatu ala waqtiha." Payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, "O'zining vaqtida qilingan namoz." O'zini vaqtida qilingan namoz eng afzal, eng yaxshi amaldir. "Qultu summa ayyu?" Keyin qaysi deb so'radim. "Qala birrul validayn." Ota-onaga yaxshilik qilishlik. Qaray, ota-onaga ihson qilishlik, ota-onaga yaxshilik qilishlik ham buyuk ibodatdir. "Qultu summa ayyu?" Keyin qaysi deb so'radim. "Qala al-jihadu fi sabilillah." Alloh yo'lidagi jihad. Muttafaqun alayhi bu hadisni ham sahihligiga Buxoriy Muslim tarafidan ittifoq qilingan. Mana bu hadisda ko'ryapsiz, jihad namozdan va ota-onaning ehsonidan, ota-onaga yaxshilik qilishlikdan keyin zikr qilinyapti. Chunki o'shagan hadislarni tushunishlikda ulamolar ixtilof qilishib, ya'ni jihadga chiqishlik uchun ota-onaning rizosi, ota-onaning xabari bo'lish kerakmi, bo'lmaslik kerakmi deb ulamolar tortishadi. Lekin insonni holatiga qarab hukm o'zgaradi. Ba'zi holatlar bo'ladiki, ota-onani rizosiga qaralmaydi, ota-onaga xabar berilmaydi, ya'ni jihodga chiqib ketaveradi ba'zi holatlarda. Va ba'zi holatlarda esa ota-onani rizosi shartdir. Ota-ona rozi bo'lmasa, jihodga chiqolmaydi. Shuning uchun mutlaqo ota-onani rizosi e'tiboriga olinmaydi deb fatvo berishlik ham noto'g'ri. Yoki mutlaqo ota-onani rizosisiz jihodga chiqmaydi degan fatvo ham noto'g'ri. Holatga qarab o'zgaradigan hukm. Lekin mana bu hadisda ko'ryapsiz, ota-onaga yaxshilik qilishlik jihoddan oldin zikr qilinyapti. Eng afzal amal namoz, keyin ota-onaga yaxshilik qilishlik, keyin Alloh yo'lidagi jihod deyilyapti. Endi payg'ambarimiz alayhissalom shu gapni gapirdimi? Demak, ba'zi insonlarda holati borki, Alloh yo'lida jihod qilgandan ko'ra ota-onasiga yaxshilik qilishligi afzal bo'ladi. Ba'zi insonlar borki, ota-onasining xizmatida bo'lgandan ko'ra jihodga borganligi afzal bo'ladi. Va an Anas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "La ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khayrun min ad-dunya wa ma fiha." Muttafaqun alayhi. Anas radiyallahu anhudan rivoyat qilindi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh yo'lida erta bilan ozgina yurishlik yoki Alloh yo'lida kechasi ozgina yurishlik, ya'ni erta bilan chiqib ozgina bir jihod qilib qaytib kelsangiz yoki kechasi borib jihod qilib qaytib kelsangiz, bu dunyo va uning ichidagi butun narsalardan ko'ra yaxshidir. Qarang, dunyo va uning ichidagi butun narsalardan yaxshi deyilyapti. $1,000, $10,000, $100,000 yaxshi deyilmayapti. 1 kilo, 10 kilo oltindan yaxshi deyilmayapti. Dunyo va uning ichidagi bütün narsalardan yaxshi deyilyapti. Bizga hozir bütün dunyo emas, bir chekka qishloqda chekka bir uyini bersa, o'zimizni dunyodagi eng saodatli inson deb o'ylaymiz. Alloh taolo aytayaptiki, Alloh yo'liga chiqib ozgina yurgin, jihod qilgin, bu sen uchun dunyo va uning ichidagi bütün narsalardan yaxshidir deyapti. Ham dunyoviy e'tibordan yaxshi, ham uxrovi e'tibordan yaxshi. Buni dalili sahobalarning hayoti. Sahobalar Alloh yo'lida jihod qilishdi, Qur'on hadisga butun masalalarda so'zsiz itoat qildi, Alloh taolo ularga dunyoni ham berdi, oxiratni ham berdi. Va Anabi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilindi, bu kishi aytdilar: "Atarajlun Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam." Bir kishi Rasulullohning oldiga keldi-da faqala: "Ayyun nasi afdalu?" İnsanlarning qaysinisi eng afzaldir? Eng afzal inson kim? Qala payg'ambarimiz alayhisolam aytdilar: "Mu'minun yujahidu bi nafsihi va malihi fi sabilillah." Allohning yo'lida nafsi bilan va moli bilan jihad qiladigan mu'min dedilar. İnsonlarning eng afzali moli joni bilan Alloh yo'lida jihad qiladigan kishi.
Kale summe men, kim kimdir soradı. Kale mu'minun fi şi'bin mine şi'ab, ya'budullaha ve yeda'un nase min şerrih. Sokmaklardan bir sokmakta, şi'abun diyene, şi'abun, tağlardaki, tağların aralardaki yollar. Bizde sokmak deyiladi. Bana şu kiçkine yollarda, ulus tağlarda, yani insanların yaşadığı cahilerden uzak bulunan yerlerde Allah'a ibadet kılıp ve insanlara zararı tegmesinden yürüyen mu'min diyebilir. Muttefakun aleyhi bu hadisini hem sahihliğe Buhari ve Müslim ittifak diyenler. Yani ya Allah yolda cihat kılasız, eğer içtimai halat, şehirde yaşayanlığınız, kışlarda yaşayanlığınız sizge zarar kılıyordurken bu sefer. Bunlar size şirke, küfürge mecbur kılıyordurken bu sefer. Bidiyatke, hurafatke mecbur kılıyordurken bu sefer. O yüzü saklayamayordurken bu sefer. Onda ailenizi alıp, tapka çıkıp geçersiniz. Tağda yaşayırsınız. Allah'a ibadet kılıp, Kur'an-ı Aliske, Kudüs'den ki gençe ibadet kılıp yaşayırsınız. Eğer dininizi muhafaza kılalmasayız, şehirde, kışlarda yaşayışlığınız caizmez. Ya cihat kılıp yaşayırsınız, şehirde, kışlarda haklı yapılıp, batılığa karşı küreşip yaşayırsınız. Ya ki tapka çıkıp gitersiniz. Tağda ibadet kılıp yaşayırsınız. Başka çaresi yok. Eğer adamları gesel, mürasa kılıçlık gerek, adamları gesel kareş gerek, zamanı kareş gerek, biz fakat yine Kur'an-ı Hadis'i adamlardan acilep kalı yapıyoruz. Adamlarda közü yaman körünü yaptığınız işe hakkınız yok. Ya her kendi halette Kur'an-ı Hadis'e muvaffak yaşayırsınız. Yaşayışın imkanı bu mu yaptı mı? Çık gitin. Hadi Allah Teala dünyanın her yerde tağ yaratken. Tağlarda imkaniyetler yok. Hiç kimse muhtaç bu mesele. Hiç nesi gereğmez. Ve an Sahdi ibn-i Sa'din radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal ribatu yevmin fi sebilillahi hayru mine dünya ve me aleyha. Sahl ibn-i Sa'd radıyallahu anhudan rivayet kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Allah yolda bir gün ribatta buluştuk. Dünya ve onun içindeki bütün nesnelerden yaxşıdır diyettiler. Ribat ne bilesiz? Mumunlar, mücahidlerden, kafirler, düşmanlarda ustası da sahçılık kılıçlık. Başka mücahidler, başka mumunlar, ya ki eğer vatan memleketlerde çekerisinde olsa, bütün memleket ahalısı hatırcam okula yaptı, hatırcam ticaretini kıl yaptı, hatırcam ilmi bilen meşgul, ibadeti bilen meşgul, siz o vakitte okulamazsan düşman taraf yaparak, yükünü taşlayıp, daim böyle ölümge, okka, fikrinizi kalkan kılıp durursunuz. Şunun için İslam sizce cüdekette savab veriyor. Allah yolda bir gün ribatta buluştuk. İşte bir gün işte ribatta buluştuk, sahçılık kılıştuk. Dünya ve onun içindeki bütün nesnelerden göre yaşlıdır. Yani ribat, cihadi haletlerde bulur. وَنَضِعُ سَوْتِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَعْلَيْهَا. Sizlerini, biraderlerinizin kamçısının yeri cennette gir. Cennette bir kamçıyı kopuysanız, kamçı cennette kança yer diye gelip bulur. Şurada bir kiçkine yer. Şu dünya ve onun içindeki bütün nesnelerden yaxşıdır diyettiler. Yani cennetteki bir kamçının yeri dünyanın hemisinden yaxşı. Allah Teala size eğer Allah'ını razı kılsanız cennetten kança mülk verir. İşte cennetteki bir kamçının yeri dünyanın hemisinden afzal ve cennette Allah Teala size cüde katta mülk verir. Yani şimdi bütün yer kürresi dünyanın 10 barabarını verir. 10 barabarı. Cüde katta ikram, cüde katta bir fazil ihsandır. وَالْرَوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَلَى اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ve bir kul Allah'ın yolunda yürüdüken bir ertebden çıkıp Allah'ın yolunda yürüp gelişliği. Ya ki keçesi de yürüp gelişliği. Ravha keçesi, gadva ertebden. Dünya ve onun içindeki bütün nesnelerden yaxşıdır diyettiler. Bu hadisem sahihtir, Buhari Müslim tarafından ittifak kılınıyor. وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ رِبَاتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ سِيَمِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ.
Salman-ı Farsi radıyallahu anhudan rivayet kılındı bu şeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittim. Uzat ettiler ki bir gün ve gece ribatta buluşluk, işte sahtılık kılıçlık. Bir aylık roza ve bir aylık gecesi kılamasına kayın bulup teheccüd namazı okuşluğundan evzel diyebilirler. Yani bir ay tınmasından roza tutken ve bir ay tınmasından keçesi okulamasından namaz okuyandan afzal buluyor. وَاِنْ مَا تَف۪يهِ اُجْرِ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذ۪ي كَنَ يَعْمَلُهُ Eğer adam, insan şu rubatta ölüp kalırken bu ise o şey amel kılıyıp dururken ameli onge cari bulurlardı. Kendi halette ölürken bu ise şu sahabı var olurdu, kıyamet geçe var olurdu. Kıyamet geçe sizi amel defteriz, kitabiz yapılmıyordu, sevabı yazılıyordu. Ve ucri aleyhi rizkuhu, onge rizkiyem cari kılınırdı, rizkiyem birilirdi. Ve eminel fettâne ve fitneden amanda bulurdu. Yani kabir azabıdan. Ribatta ölüyen kişiye kabir azabı yok. Ravahu Müslim, İmam Müslim rivayet kıldı. Yani İmam-ı Nevi bu hadislerin hepsini cihat babıda kilitir yaptı. Yani bu hadisler hepsi cihat doğrusudur. Lakin bazılar yukarıda geldi ki Ravha Ertebile Allah yoluna çıkışlıydı. Keçesi Allah yoluna çıkışlıydı. Davetke. Belki Allah yolundaki bazı hizmetlerine hamil kıladı. Üyem doğru. Allah rızası için kıyken ameliyiz hepsi elbette Allah'ın huzuru da büyük fazileti var. Lakin evvela cihatke alınadı bunlar. وَعَنْ عُثْمَانَ اِبْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولْ رِبَاتُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ Osman radıyallahu anhudan rivayet kılındı bu kişi ettiler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittim. Bir gün Allah'ın yolunda ribatta turuşluk şu ribatı bulmagan min günden göre bu dereceler itibarında yaxşıraqdır. Min elfi yavmin. Hani min günden yaxşıdır. Bu hadisin İmam-ı Tirmizi rivayet kılıp Hasan dediler. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tadammana Allahu limen kharaca fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili ve imanun bi ve tasdiqun bi rusuli fa huwa damin an udkhilahu al-janna wa arji'ahu ila manzilihi allazi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanimatin. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı bu kişi ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki Allah'ın yolunda çıkan kişiye Allah Teala zamin buldu. Kefil buluyordu. Bu insanı yüzden çıkarırlarsa Allah'ın yolundaki cihat halas. Allah'a bugün iman ve Allah'ın Resulleri'ye bugün tasdik. Fakat yine bana şu maksatta çıkıyordu bu sen. Şuhret için adamlar mehtesindir. Ya ki malu devlet için ya ki işler yürüşmeyen İnsanlar da ortasında kelişelmeye kaldı. Şunun için gitmeyen cihatke. Cihatke fakat Allah rızası için gitken. Mene şu adamge ben zamin ben de yaptı Allah-u Teala. Cennetke kirgizişliğim. Halin en udkhilehul cenne cennetke kirgizişliğim. Bu adam elbette cennetke kiradır. Ve çıkan üyüge acil ve ghanimetle kaytarışlığım. Bu adam üyüge kayıtken vaktidir. Acir, savab bilen ve ghanimetten kayıtıp geliyordu. Allah-u Teala şu iki tanesinden bittesige, aslında iki tanesige kefil buluyordu. Siz Allah'ın yoluna çıkkenizde ya gazi bulup kayıtıp geliyorsunuz ghanimetlerden, savab bilen, cüdegette faziletlerden. Belki şahit bulasınız, doğru cennete gidersiniz. وَالَّذِي لَنْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ هَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمْ Muhammed'in nefsi kuluda bugün zatke kasem içemen ki diye Peygamberimiz Aleyhisselam. Yani Allah'a kasem içemen, benim nefsim, canım Allah'ın kuludadır. Allah'ın yolunda cerahatlenen her bir cerahat, kıyamet günü de cerahatlenen günü de gidip bulup geledi. Allah yolunda bedeniz cerahatlenen bu ise, onu açınıp, kafa bulup, şeyman bulup oturmayın. Elbette onu davalaşken hareket kılın. Lekin hursan bulun ki
şu yaralangan holatda qon qanday oqyapti? Qanday holatdasiz? Qiyomat kunida shunday holatda kelasiz. Lawnuhu lawnu damin. Va rihuhu rihu miskin. Rangi qondi rangi bo'ladi, qizil, ammo hidi va rihuhu rihu miskin va hidi miskning hidi bo'ladi. Nihoyatda xushbo'y bo'ladi. O'sha jarohatingizdan, yaringizdan chiqib turgan misk hididan o'zingizdan lazzatlanasiz, atrofingizdagi odamlar ham lazzatlanadi. Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Muhammadning nafsi joni qo'lida bo'lgan Allohga qasam ichamanki, laula ana shukka ala al-muslimin ma qa'adtu khilafa sariyatin ta'udhu fi sabilillahi abadan. Agar musulmonlarga, islom ahliga qiyin qilib qo'ymaganim deydi, Alloh yo'lida jihad qilyap turgan jamoatning orqasida abadan hech qachon o'tirmagan bo'lardim. Endi sahobalarni jihadga jo'natib, o'zim Madinada qolmagan bo'lar edim. Doim jihad qilib yurgan bo'lar edim. Lekin islom ahliga qiyin bo'lib qolmasin, ummatimga qiyin bo'lib qolmasin deb ba'zan jihadga chiqyapman, ba'zan sahobalarni jo'natyapman. Ba'zan boryapman jihad qilyapman, ba'zan Madinada qolyapman deyaptilar. Bo'lmasam agar menga qolsa, doim Alloh yo'lida jihad qilgan bo'lardim deyaptilar. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum va la yajiduna sa'atan. Lekin ularga beradigan bir imkoniyat topolmayapman, ular ham imkoniyat topishmayapti. Ya'ni doim jihadda yurishlikka men ham sahobalarim ham tayyoru, lekin imkoniyat topolmayapti. Yani qanchadan qancha sahobalar payg'ambarimiz alayhisalom jihodga ketyapti bo'lsa, Madinada yig'ilgan holatda qolishardi. Oti yo'qligi uchun, quroli yo'qligi uchun, imkoni yo'qligi uchun yig'ilgan holatda qolishardi. Va yashuqu alayhim ayatakhallafu anni. Men jihodga chiqib ketsam, imkoni bo'lmagan mu'minlar orqada qolishligi ularga juda bir mashaqqatli bo'ladi. Qiyin bo'ladi, iztirobga qoladilar. والذي نفس محمد بيده لو وددت ان اغزو في سبيل الله فاقتل فمحمدنين نفس قلده بولغان ذاتي الله كه قسم ايچامانكي الله يولده غزوات قسم جهاد قسم ده اولدرسم ديب ارزو قلدم دياتلار قانيد الله يولده جهاد قسم و اولدرسم قتل قلنسم ثم اغزو فاقتل كين yana جنگ قسم ده yana اولدرسم ثم اغزو فاقتل yana jang qilsam da yana o'ldirilsam deyaptilar. Ravohu Muslim bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi, sahih hadis. Va Ravohu Buxoriy ba'dahu. Imom Buxoriy bu hadisning ba'sini rivoyat qildilar. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalom qanday orzu qilyaptilar. Doim jihodda yurgan bo'lardim deyaptilar. Endi biz zamonimizdagi ba'zi bir ilmni da'vo qilib turib, jihodni rad qilyapti turganlar, jihodga qarshi risola kitob yozib turganlar Allohdan uyalsin. Payg'ambarimiz alayhissalom qanidi doim jihodda yursam desa, al-ulama varasatul anbiya, olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Demak, qanday qilib endi ilmni da'vo qilgan inson, olimman degan inson jihodga qarshi kitob yozadi, risola yozadi, fatvo yozadi. Jihod yo'q yoki jihod bo'lmaydi, ya jihod to'g'ri emas degan safsata vasvasalarni yoyadi. Mumkin emas. Payg'ambarimiz alayhissalom qaniydi doim jihodda yursam deyaptilar. Mana jihodga qarshi kitob yozib turgan, risola yozib turganlar payg'ambarimiz alayhissalomning va butun payg'ambarlarning dushmanidir. Kitobi sunnatni, shariatni dushmani ular. Agar mujohidlarda aybi bo'lsa, o'zining aybini gapirsin, shaxsiy bir aybini gapirsin. Falon bir mujohid falon bir kishini o'ldiribdi ekan, yoki bir zulm qildi ekan, shariatga xilof ish qildi ekan deb o'zini shaxsiy masalasini gapirsin. Ba'zi mujohidlar shaxsiy aybini sababidan jihodni qoralab, jihodga qarshi chiqib, jihod yo'q deyishlik mana fisqqa, kufrga olib boradigan narsa. Va Anabi Hurayra radhiyallohu qol qila ya Rasululloh ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Abu Hurayradan rivoyat qilinda aytdilarki, ya Rasululloh, Alloh yo'lida jihodga teng keladigan amal nima deb so'rashdi. Bana ba'zan sahobalar jihodga chiqib ketishyapti. Endi jihodga chiqmaganimizda jihodni savobiga teng bo'ladigan bir amal bormi? Shuni o'rgating, qilaylik deyshyapti sahobalar. Sahobalarda shu savoli ham
cihad İslam dinidagi eng afzal amal ekanligini ko'rsatyapti. Sahobalar shuni tushungan. Shuning uchun aytayaptiki, ya Rasululloh, doimo jihodga chiqalmayapmiz. Jihodga chiqmagan vaqtimizda savobda jihodga teng bo'ladigan bir amalni o'rgating deyapti. Qala la tastati'unahu. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, qo'llaringizdan kelmaydi dedilar. Kuchlaringiz yetmaydi dedilar. Jihodga teng keladigan amal bor. Ama kullarızdan kemiyedi. Kılalmıyorsunlar bunlar. Ta'adu aleyhi marrateyni evselesen. Sahabeler iki metre ya ki üç metre savallı tekrarlaştı. Ya Resulullah cihatke tenkilediği amelde örgatayım biz gene mi o deyişti. Peygamberimiz aleyhisselam yine ettiler ki kullarızdan kemiyedi. Var da kılalmıyorsunlar. Yine soruştu yine ettiler ki kılalmıyorsunlar bunlar. Kullu zalike yekul la testati'unahu. Sümme kâle مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآية الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله Allah'ın yolunda cihat kılıcının misali oşa mücahid Allah'ın yolunda cihat kılıp üyüge kaytkiyinliğe kadar daim roza tutucu her günü roza tutucu bir günen terkimesten ve daim kiseleri uhlamasından kaim bulup namaz okuyucu ve Allah'ın ayetlerini tilavat kılıp Kur'an okup huşu bilen sodu bilen korku halette, titregen halette itaat digen halette okup ve yine namazdan hiç merallenmeydigen ruzasından hiç merallenmeydigen kişi yok şeydirdiler. Hani mücahid kaytki günüye kadar. Bir ay olsa bir ay. İki ay olsa iki ay. Bir yıl olsa bir yıl. Tınmazdan. Yani bazı insanlar kılışı mümkün. Her günü roza tutup, her keçesi teheccüd namazı okuşu mümkün. Ama malallanmazlık meselesi yan var derdi. Beraber malallanıp kalırsınız beraber. Peygamberimiz aleyhisselam la yefturu min salatin ve la siyamin diyettiler. Ruzadan ve namazdan hiç malallanmazdan, çerçemezden, hiç kıyınelmeyen halette, zavuk bilen, şevk bilen, muhabbet bilen, ruza tutup namaz okuyan kişi yok şeydi. Muttefakun aleyhi bu hadisinin sahihliğe Buhari ve Müslim ittifak kıldılar. Bu Müslüm'ün lafzıdır. Hazza lafz-ı Müslim. Ve fi rivayetil Buhari, Buhari'nin rivayetinde şimdikilerdi ki, enne racdan kâle ya Resulallah, dülleni ala amelin ya'dilul cihad. Bir kişi etti ki ya Resulallah, cihat getin ki nedigen bir amelde menge örgatin, bildireyim dedi. Kâle la eciduhu. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki, tapalmayı yaptandırlar. Cihat getin ki nedigen amelde tapalmayı yaptandırlar. Sümme kâle, kim birazdan ki ettiler ki, hel testati'u, ize haracel mücahidu en tedhule mescidek, fetequm ve la teftur, ve tesum ve la tuftir. Ettiler ki, mücahid Allah yoluna çıkıp gitken de, sen o ziyinin mescidine kirve alıp, o şey üyündeki mescidine kirve alıp, tümmesten namaz okup, hiç çerçemesten, tohtamesten ve hiç ağzını açmasten ruza kılıçlıkke küçüğün yeterdi mi? Dediler. Fekale, ve men yestetiu zali. Bu sahabe etti ki, ya Rasulallah, kimi küçüğü yeterdi bunun geldi. Fakat bilmez, hiç kimi küçüğü yetmeydi bunun geldi. Eğer yok kılalmıyorsa hutali fakat bu kişi kılalmıydı yani. Hiç kim kılalmıyordu ki bunu. Hiç kim kılalmasa demek ki cihatını, sevabını başka yolda, başka halette hiç kim tapalmıyordu. Yine Ebu Hureyre'den rivayet kılındı. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal inne fil cenneti mi'ate deracetin e'addehallahu lil mücahidine fi sebilillahi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki elbette cennette 100 derece var. 100 derece. Şu 100 dereceni Allah Teala tayyarlab koydu kimge? Lil mücahidine fi sebilillahi. Allah'ın yolunda cihat kılıçlarına tayyarlab koydu. Hani Allah Teala mücahidlerine cennette 100 dereceni tayyarlab koyduken bu ise bizim zamandaki Müslümanlar mücahidlerine yeniden tayyarlab koyuyordu. Hani muamele kılıyordu. Allah-u Teala bunca ikram kısayı, İslam'da dava kıyan, imanı dava kıyan insanlar mücahidlere karşı olsa, düşman olsa. مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَيْ وَالْاَرُضِينَ. Ve
her iki derecenin ortası asman ile yerde ortası da buge mesafeca. Ferin, yerde asmanın ortası da kanca mesafe var? Bazı rivayetlerde 500 yıllık mesafe deyiler. Demek cennette 100 derece var, her ikisinin ortası 500 derece. 500'de 100'ü küpertiraz. Bana şu derecelerin hemmesini Allah-u Teala mücahidler yeterli koyuyor. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. أبو هريرة رضي الله عنه دار واتكلم ده اتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler ki Allah'tan korkan eden yığılagan kişi hiç kaçan cehennemge otke kirmedi ta ki süt yeliniga qaytib kirguniga qadar. Masalan bir sigirni soqqaningizda shuni yelinidan sut chiqdi. Endi mana shu sut yelinga qaytib kirishi mumkinmi? Kirgiza olasizmi? Kirgiza olmaysiz. Shu mumkin bo'lmagandek Allohdan qo'rqib yig'lagan odam hech qachon jahannamga kirmaydi. Wa la yastami'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Va bir qulda Allah yolundaki çeng ve cehennemin tütünü cemleşmeydi. Yani Allah yolunda yürüp sizi cesedinizge, bedeninizge, libasınızge çeng tekken bulsa, demek ki kıyamette sizge cehennemde tütünü tekmeydi. Cehennemge bağırmıyorsunuz. Ravahu Tirmizi'yi ve kâle hadisun hasanun sahih. Bunu Tirmizi'yi rivayet kıldılar ve sahih hasan hadis dediler. Ve an Zeyd ibn-i Halid, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه. زيد بن خالد رضي الله عنه روايت kılındı. رسول الله صلى الله عليه وسلم ettiler ki kimde kim Allah yolundaki mücahidini cihazlagan bolsa, yani bir adam cihatga ketmoqchi imkoniyati yok. Şimdi yülkülesini veriyapsız, atını veriyapsız, kılıcını veriyapsız, yani cihatke tab teyar kılıp cünet var yapsız. Bana şu adam fakat gaza hakikatten hem cihat kütü diyebdiler. Bana cihatke varmayan, cihat meydanda yürümeyenler için Peygamberimiz Aleyhisselam yülkülse diyebdiler. Mücahitlerde teminliysen diyebdiler. Şimdi Allah yolda cihat kıyandı sahabını arasan. Fakat gaza hakikatten hem cihat kütü diyebdiler. Kiminki bir mücahidin ahlide yaxshilik bilen hizmetini kısa, mücahid ketdi, onu ailesine kare yaptı. Yaxshilik bilen hıyanat kımasdan, zulüm kımasdan, aziyet vermesdan, şeriatke muvaffuk hizmet kıladigan bolsa, mana şu adam hem fakat gaza, hakikatten hem cihat kütü deyettiler. Muttafakun aleyhi, Bukhari ve Müslüm bu hadisinin sahihliğine ittifak kıldı. Şimdi şunca hadisten ki, kendi kılıp cihat inkar kılınadı ve cihatke karşı çıkıladı. Mücahidlerine nefret kılasız. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ لَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالْ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَهِيدٍ. Enes رَضِيَ لَنْهُ den rivayet kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, cennette kirgen bir artı adam, onge yeryüzdeki bütün mülk, bütün nimetler verilseyem dünyaya kayıtçı yaş görmeydi. Cennet ekirge adam hiç kim dünyaya kayıtçı sağlamaydı. Fakat yine şehit etedi ki ben dünyaya kayıtamadım. Başka hiç kim kayıtamadım demeydi. Yetemenne en yerci'e ile dünya fe yuktele aşere merrati. Şehit dünyaya kayıtıp ummette katıl kılınışlığını arzu kılardı. Arzu kılardı. Hanidi ummette kayıtıp ummette şehit bu sen değil. لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ Allah'ın huzurdaki keramatı görgeni gücün. Ve fi rivayetine bir rivayette لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَ Şehitliğinin faziletini görgenden gücün. Muttefakun aleyhi bu hadisinin hem sahihliğe Bukhari ve Müslüm ittifak kıldılar. وَعَنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمَرَ بِنْ عَاصٍ رَضِيَ لَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيدِ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا الدَّيْنِ رَوَهُ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَيَةٍ لَهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يُكَفِرُ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا الدَّيْنِ Abdullah bin Amr'dan rivayet kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, şehidinin
Hana günahını Allah Teala keçirivaradı. Lekin harzını keçirmedi. Harz keçirilmedi. İmam Müslim rivayet kıldı. Harz yani kul hakkından başka bütün nerselerde Allah Teala keçirivaradı. Bir de yine İmam Müslim'in başka bir rivayeti de Allah yolunda ölüşlik, Allah yolunda katil kılınışlık hemen günahını yurttaşıydı. Harzdan başka. Lekin harzını yuvalmedi. Ve an Sahli ibn Hunayf رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم سهل بن حنيف رضي الله عنه رواه كلند رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلال كي كميكي شهادتنا الله تعالى صداقتنا سوري دي جنبسا شن قلبنا سوري دي جنبسا Agarchi to'shagida o'lsam, Alloh taolo uni shahidlarning martabasiga yetkazadi. Ya'ni qalbimizdan shahid bo'lishlikni so'rashligimiz kerak. Mu'minning sifati mana shu. Shahid bo'lishlikdan qo'rqmoq, jihoddan qo'rqish, jihodni yomon ko'rishlik mu'minning sifati emas. Mana bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildilar. Wa an Anas ibn Anasdan ham rivoyat qilindi. Qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو لم تصبه رواه مسلم رسول الله ettiler ki kimiki şehadetini sadık halette talep kıladigan bo'lsa agar şu şahit bo'lmagan bo'lsa ham bunga şahitlik savob beriladi bu hadisni ham imom muslim rivoyat qildilar va an abdillah bin abi awfa radhiyallahu anna rasulullah صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس عبد الله بن أبو أوفاء تزيره دار واتكلند رسول الله صلى الله عليه وسلم دشمن بلن يولوكن يعني جهاتك بارغن كنلرنين بعصده كتلة قياش مائل بوغنوغا قدر كين صحابلرنين içi de orulardan turup نسحت kıla başladılar فقال أيها الناس La tatamannu liqa'al adu. Ey insanlar, düşmanga yo'liqishlikni orzu qilmanglar. Mana bu ham nihoyatda muhim masala. Jang jadalni düşmanga uchrashib qolishlikni orzu qilmanglar. Vas'alullohal afiya, Allohdan afiyat, salomatlik, tinchlik so'ranglar. Fa iza laqitumuhum fasbiru. Düşmanlariga uchrashib qoldilaringizmi? Jihad maydoniga to'g'ri kelib qoldingizmi? Endi sabr qilinglar. وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ زِلَالِ السُّيُوفِ Bilip koyular ki elbette cennet kılıçlarının sayelerini tegidedir. Hani kılıçların sayesini tegidedir. ثُمَّ قَالَ كِيِنْ Dua kılıp ettiler ki اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَزِمَ الْأَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَ عَلَيْهِ Ey Allah'ım kitabını çürücü ve bulutlarını yürgüzücü kafirlerin bütün cemaatlerini mağlup kılıcı, kafirler de o zaman mağlup kıyın ve onların zararıya, onların üstüge bizlerini galip kılıp nusret belgendir, dua kılırlar. Muttefakun aleyhi bu hadisini hem sahihliğe Buhari ve Müslim ittifak kılırlar. Ve an Sahli ibn-i Sa'din radıyallahu kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sintani la turaddani ev kalleme turaddani Sahli ibn-i Sa'd Razıyallahu anh'dan rivayet kılında ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler iki dua var hiç kaçan kaytarılmıyordu. Ya ki cüda az haletlerde kaytarılardı. Eddua'u indan nida birincisi azan vaktindeki dua. Azan ettinin yanındaki duaksız elbette duayı kabul buladı. Ve indel be'si hine yelhimu ba'duhum ba'da ve ceng vaktinde. Adamlar birbirine göğsünü çıkarıyorlar, yani yaralıyorlar, can kılıyorlar vakitte dua kabul olur. Hani cihat şunçeli bir faziletli amel ki dua kabul olur diyen amel. Ravah Abu Dawud bisnedin sahihin, Abu Dawud bunu sahih senedinden rivayet kıldılar. An Abi Mes'ud radıyallahu anhu قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخدومة. Abu Mes'ud radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı, bu kişi ettiler ki bir kişi Resulullah'ın aldığı Şimdi noktalengen tüyan alıp geldi. Tayyar bir minişlikke tayyar bugen tüyan alıp geldi. Fekale hazihi fi sebilillah. Etti ki mene şu tüyü Allah diyordu derdi. Cihad keşletiler dedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leke biha yamel kıyame
700 naqatin kulluha mahtumatun. Resulullah dediler ki senge kıyamet gününde şu bitte tüyanı vaziye 700 de tüya veriladı. Hemesi noktalanken tepteyel bırakırlar. Sabahı Müslim, İmam Müslim rivayet kıldı. Hani cihatke karşı buluşluyemez, rahat kılıçluyemez. Kolumuzdan ki gelince infak kılıçluyemiz, kolla kuvvetleştiğimiz gerek ki bitte tüya infak kılıçluyemiz 700 de tüya veriyordu Allah Teala size. Ukbe bin Amr'dan rivayet kılındı. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve hu alel minber. Resulullah'dan eşittim, o kişi minberde idiler. Yekulu ve iddu lehum mestata'tu min kuvve. Ettiler ki kafirlerge karşı küçüleri yetken işe tayyarlanıyorlar, tayyar buluyorlar dediler. Ele innel kuvvete erramyu. Agah böyler ki kuvvet atmaktır. Ok açlık. Ele innel kuvvete erramyu. Agah buluyorlar kuvvet, güç bu ok atmaktır. Ala innel kuvvete erramyu. Agah buluyorlar, bilip koyuyorlar ki kuvvet ok açlıktır diye. Yani ok açlıktır bilişlikiz gerek. O kaçtı, bütün türlerini yakışı bilişliğiniz gerek. Şimdi siz cihatke teyyar bulasınız. Ravah-ı Müslim, İmam Müslim rivayet kıldılar. An Ebi Hureyre'te radıyallahu kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den rivayet kılındı. Ettiler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Men mâte ve lem yağzu ve lem yuhaddis nefsehu bi gazvin. Kim iki ölse cihat kımestan. Ve o zige cihat doğrusu da eğitmezler. Cihadan kımagen ve cihatı niyeten kıyanıyor. İnşallah cihat kılemen diyeniyor. Fakat dil demez kalbiden. Kalbiden, ihlas ve sadakatten cihat kılemenin niyet kımagen bu ise mâte ale şu'beti minen nifâku. Münafıklıydan bir şu'bede ölüptü diyettiler. Hani bu adamda münafıklığı var diyettiler. Ravah-ı Müslim, İmam Müslim'in vaat kıldı. Halen cihatke çıkmazdan ölgen adam ve cihatı niyet kımazdan ölüp cihatı hiç kalbinden ötküzmeyen, cihat kısam ve oylamayan adamdan münafıklık buladığın bu ise şimdi cihatı radkili yaptırgenler cihat yok, cihat bu miydi, caizmezdi, Risale yazıp, fetva çıkarıp kitap yazı yaptırgenler de haletini mi buladı? Bunlar münafık bu miydi mi bunlar? Ular din düşmanı bu miydi mi? An Ebi Umamete razıyallahu enne racdan kale ya Resulallah ezenli fissiyaha. Ebu Umamete'den rivayet kılındı razıyallahu bir kişi kilip etti ki ya Resulallah menge seyahatke izin vereyim. Bir seyahat kılıp gelin, bir aylanıp gelin. Her bir insan aylanışta yaş görendi ki. Hemeniz aylanıp gelişte yaş görendiniz. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inne siyahete ummeti el cihadu fi sebilillahi azze ve celle. Benim ümmetimin seyahati Allah Azze ve Celle'nin yöredeki cihattır bunlar. Yani kim seyahat kımakçılığı ise cihatke varsın bana. Dünyada kaysa kıtası desin bana cihat barakam dedi. Hemen kıtası gibi varıp geliyoruz. Afrika'ya değilsinler, Asya'ya değilsinler. Varıp geliyoruz. Ravahu Ebu Davud bisnedin ceyyidin. Ebu Davud bu hadisini ceyyid bir senetle rivayet eder. Ve an Cabir'in Gazirenhu kal, kunne ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazetin. Cabir Gazirenhu'dan rivayet kılında ettiler ki biz bir cihatta Peygamberimiz aleyhisselamdan bir girdik. Fekale illen inne bil medineti le ricalen mesirtum mesiren ve le katatum vadiyen ille kanu ma'ahum. Ettiler ki Medine'de şimdi kişiler var ki sizler kayırge bastalariz, kaysi vadiden ötselariz, ular elbette sizlerden bir gelir. Yani bütün sahablarizge şeriktir. Habesahum al-marad. Kesellik ulardı tutup kaldı. Kesel bu yanı için cihat keskenler ular. Ve fi rivayetin habesahum al-uzur. Ularını uzur tutup kaldı. Uzuru bu yanı için çıkışanlardı. Bu mesela cihat kekilişerdi. Ve fi rivayetin en bir rivayette illa şerikukum fil ecri. Elbette ular bütün ecirde sahabdesler yaşarik buluştu. Ravahul Bukhari min rivayeti Enes. İmam Bukhari bunu Enes'in rivayetten kildirdi. Ve ravahu muslim min rivayeti Cabir. İmam Muslim ise Cabir'in rivayetten getirdi. Ve an Enes'in razıyallahu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal cahidul müşrikine bi emvalikum ve anfusikum ve elsinetikum. Ravahu Ebu Davud bi isnedin sahihin. Enes razıyallahu'dan rivayet kılındı.
Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki müşriklere karşı mallarınız bilen ve canlarınız bilen ve tilleriniz bilen cihat kılıyorlar. Yani üç yıl cihat. Mali cihat, cani ve til bilen buladigan cihat. Ebu Davud sahih senetten rivayet kıldılar. Allah subhanehu ve teala bizge ve bütün ümmetge mene bu ayet hadislerine amel kılıçlik ve sahabeler, peygamberler yönünü mahkem tutup istikamete yaşayışlık bahç saadetini müyesser kısın. Ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. ذاك العالم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العالم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العاد في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العاد في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله